Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yanımdaki gördüğünüz gibi kitap toplulukları var. Şimdi örnek kitaplardan biraz bahsedeyim. Kitap isteme olayı nasıl oluyor? Kitap isteyebilir miyiz hocam? Ben ilk atandığım yıllarda böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum mesela. Evet, kendim gidip almıştım ben. He, ben de geçerken bir tane dershaneye girmiştim. Ya dedim, benim hani başka kaynak kitabım yok. Varsa fazladan bana birkaç kaynak kitap verin. Onlar da öyle vermişlerdi. Ben de istemiştim. Ama onun dışında hani yayın evlerinden kitap geldiği veya istenebileceğine dair ben bir şey bilmiyordum mesela. Bizim okula da hani orada 3 sene görev yaptım Muş'ta. Hiç öyle bir şey gelmedi. Daha sonra İstanbul'daki yıllarımda fark ettim kitap gelebildiğini, gönderildiğini falan, internette gezinirken, okulda gördüğüm birkaç şeyden falan. Daha sonra kitap isteme olayına başladım ve gönderiyorlar, bunu fark ettim yani. Hani pek çok yayın evi gönderiyor. Tabii ki göndermeyenler de var. Bu kendi politikalarına bağlı bir şey. Şimdi arkadaşlar, kitap istenebilir. Neden isteriz? Çünkü tabii ki kendimizi geliştirmemiz gereken bir mesleğimiz var, biliyorsunuz. Yani bilgiye dayalı, yoruma dayalı ilerleyen mesleklerimiz var. Yani soru tarzları değişiyor. Bizim evet, bilgilerimiz değişiyor, bilim değişiyor. O yüzden böyle farklı açılardan bakan yayınlara sahip olmak insanın vizyonunu geliştiriyor diye düşünüyorum. Haksız mıyım İknir hocam? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani dolayısıyla hani bu tip bir şey iyi oluyor. Yani yayın evlerinden kitap gelmesi ve bunları incelememiz, bunların anlatım tarzlarına bakmamız, sorularını çözmemiz güzel oluyor. Evet, ya bir de elinin altında bulunması tabii ki gayet güzel. Yani bir şey arıyorsun, yeri geliyor, bir soru çeşidine bakman gerekiyor falan. Elinin altında direkt olması, hani farklı soru çeşitlerini görmen açısından çok iyi oluyor diye evet, düşünüyorum. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Yayınlarını öğretmenlerle paylaşan evet, yayın evlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, zaten görüyorsunuz arada çok soran arkadaşlarımız oluyor. Hocam işte bu kitapları nasıl alabiliriz, nasıl edinebiliriz diye. Biraz şimdi artık ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu tarafta İknir hocanızın matematik kitapları var. Bu tarafta benim fizik kitaplarım var. Daha İknir hocanızın kitaplarının devamı var. Baktık yıkılacak artık kule. Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz, nasıl istiyoruz? Şimdi bazı yayın evlerinin, pek çok yayın evinin kendi sitelerinde bu örnek kitap istemeye dair bilgi formları var, başvuru formları var. Dolayısıyla o formları doldurduğunuz zaman kitap isteme hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Sağ olsunlar, destek veriyorlar bu anlamda. Peki başka ne istiyorlar hocam? Bir de ya görev yeri belgenizi istiyorlar, yani fotoğrafını, ya da sizin öğretmen kimlik kartınızı istiyorlar. Ki hani öğretmen misiniz değil misiniz onu anlayabilmek evet, için. Dolayısıyla bu zaten öğretmenlerin anlayabilmesine dair, hani öğretmenlerin incelemesine dair bir kitap hani gönderimi olduğu için o yüzden kitap isteyen kişinin öğretmen olduğunu istiyorlar ve bunu ispatlamamızı istiyorlar. İşin birinci kısmı bu. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir de bu yolla tabii ki kitap gönderebiliyorlar ve göndermeyenler de oluyor tabii ki. Ve kitabın için herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Ancak kargo ücreti bazen bizden oluyor, bazen onlardan oluyor. Bu sene genel olarak benden kargo ücreti isteyen bir yayın evi evet, oldu herhalde. Bir tane oldu. Yani kalanların hepsi kargo ücretini de kendileri karşılayarak yolladılar. Dolayısıyla ücretsiz olarak tamamen size geldi arkadaşlar. Kargo ücreti ne kadar oluyor hocam? İşte bazen 10 lira oluyor, bazen 15 lira oluyor, bazen daha uygun olmuyor herhalde. Kargo ücretini, sadece hani kargo firmasının ücretini sizden alıyor kargo firması ve kitap için herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Başka ne şekilde istenebilir hocam? Arkadaşlar, eğer sizin istediğiniz belli bir yayın evinin kitabı varsa, belli bir kitap varsa, bu durumda ve bunun başvuru formu yoksa eğer, bu durumda mail atabilirsiniz. Bakın, bulun internet sitesinden bu sitedeki mail adreslerine, ulaşabileceğiniz mail adreslerine hani yazın işte, ben sizin şu örnek kitabınızı istiyorum. Mesela fizik 9. sınıf ve fizik 10. sınıf konu altında işte kitabınızı talep ediyorum. Örnek kitap olarak gönderirseniz sevinirim. Evet. Mesela bana böyle gönderen yayın evleri de oldu. Bu sene bile böyle şekilde gönderen oldu arkadaşlar. Dolayısıyla hani başvuru linki sitesinde yok diye göndermezler diye bir şey düşünmeyin. Bu şekilde de gönderiyorlar değerli arkadaşlar. Bunun dışında da okullarımıza bazen örnek kitaplar getiriyorlar. Kendileri bırakıyorlar veya bazen siz oluyorsunuz veya olmuyorsunuz. Bazen bu şekilde bırakıyorlar. Evet, matematik cümlesi yazıyor mesela. Hı-hı. Geliyor ve matematik cümlesi yazıyor. Biz hani kendi aramızda bölüşüyoruz. İşte 9. Evet, sınıfa giren hocalar, 10. sınıfa giren hocalar, 11'e girenler falan. Herkes kendi ihtiyacına uygun olanı alıyor. Aynen öyle yani. Dolayısıyla tabii bu şekilde geldiği zaman, yani okula birileri gelip bıraktığı zaman hani o zümrenin olmuş oluyor. Ama dediğim gibi başvuru formu aracılığıyla veya mail atmak aracılığıyla isterseniz kitap, bu durumda direkt sizin adınıza geliyor. İşte Ahmet Ayaz'a bilmem ne yayınlarından fizik kitabı geldi mesela. Bazen bu ev adresinizi de gösterirseniz buna da gönderebiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde isteme imkanınız olabiliyor. Bazı yayın evleri hatta artık tamamı dijital kitaplarını, Z kitaplarını da paylaşıyorlar. Hatta çoğu artık neredeyse dediğim gibi tamamı Z kitaplarını paylaşıyorlar. Bilgisayar üstünde bunları inceleyebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Aynı normal kitap gibi arkadaşlar. Ama ben basılı kitabın yerini hiçbir kitabın tutmadığı kanısında olan bir öğretmenim. Haksız mıyım? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani tamam Z kitaplar çok güzel hani kullanım açısından falan, ama böyle basılı olduğu zaman hem ulaşım açısından bir alışkanlık da var, belki ondandır. Böyle hani elimin altına baktığım zaman, hani böyle elimi atıp bulduğum zaman çok daha mutlu oluyorum. Çok daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Evet. Bazı yayın evleri de bu sene mesela gönderiyor size 20 tane kitap, 10 tane kitap. Ama seneye göndermeyebiliyor mesela. Biz geçen sene göndermiştik diyor. Veya işte bazı yayın evleri bir kitap gönderiyor. Bazısı 5 tane gönderiyor gibi. Yani bu şekilde değişiklikler de olabiliyor arkadaşlar. Seçim yapmanızı isteyebiliyorlar. Mesela evet, işte diyor ki 2 tane kitap seçme hakkınız var diyor. Ya da 3 tane kitap seçme hakkınız var diyor. Ona göre de seçim yapabiliyorsunuz. Evet. Hocam peki mail atarsak mailde neler olsun? Yani ben genelde hani mailde ilk önce derdimi yazıyorum tabii ki. İşte dediğim gibi örnek kitaplarınızdan şu 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 varsa istediğim onu yazıyorum. Alta işte isim, soyisim, telefon, okul adresi, okul adı ve hangi kitapları istediğimi yazıyorum. Bu şekilde bir mail atabilirsiniz ilgili istediğiniz yayın evine. Bunlarla alakalı sizlerden gelen bazı sorular vardı arkadaşlar. Bunlara da birkaç cevap vermek isterim. Hocam öğrenciler isteyebiliyor mu örnek kitap diye soran arkadaşlarımız çok olmuştu. Değerli öğrenci arkadaşlarımız, sizler örnek kitap isteyemiyorsunuz. Bunlar öğretmenlere incelemeleri için gönderilen örnek kitaplardır. Dolayısıyla sizlerin örnek kitap isteme hakkınız bulunmuyor. Hocam başka dersten isteyebilir miyim? Yani bazen bu tip bir hak veriliyor. Yani ben mesela 7. sınıflara girmiştim bir ara. Fen bilgisi kitabı bana geldi mesela o zaman. Ama hani nadir yayın evlerinde, bazı yayın evlerinde oluyor bu. Ve her zaman bu hak verilmiyor. Genelde kendi branşınıza dair kitap istenmesi hakkı tanınıyor arkadaşlar. Her yayın evi yollar mı hocam? Her yayın evi yollamıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak bir oran yaparsak istediğiniz yayın evlerinin %40'ından, %30'undan falan geliyor. Kalan %60'tan gelmiyor arkadaşlar. Evet, hatta bir yayın evinin ismini vermeyeceğim şu anda. Bayağı bir istemiştik, talep etmiştik falan, sonra göndermediler bize. Yani tabii ilgilendiğimiz, hani ismini çok duyduğumuz bir yayın evi olmuştu. Gittik kendimiz aldık mesela. Hani çok soru sordukları için çocuklar. Biz de kendimiz de gittik aldık. Dedik ki çözelim ki yamulmayalım sorudan yani. Hocam gönderiyorlar mı yoksa boşa mı uğraşmış oluyoruz? Gönderiyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hocam eve gönderirler mi? Sadece okula mı gönderiyorlar? Eve de gönderiyorlar arkadaşlar bazı yayın evleri. Bazıları ise okul adresini, okul ismini istiyorlar. Dolayısıyla okula gönderiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, örnek kitap isteme olayı böyle. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani sene başı henüz, dolayısıyla sene başlarında daha fazla gönderiyorlar. Sene ortası ve sonlarında daha az gönderiyorlar. Gönderme ücreti oluşmaya başlıyor bir de ayrıca. Ama sene başında gönderme istediğiniz zaman daha fazla oranda gelme ihtimali olur. Ve çoğunlukla da ücretsiz olarak gelmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda istemeniz ileride istemenizden daha avantajlı olacaktır. Hayır, hocam görev yeri belgesi demiştiniz. Görev yeri belgesine nasıl ulaşırız? Nedir bu görev yeri belgesi? Okul idaresinden alabilirsiniz. Evet, okul idaresinden alınabiliyor ama anladığım kadarıyla geçen haftalarda bir yazı gelmişti. E-Devlet'ten de alınabilecek herhalde artık. Ben öyle hatırlıyorum. Yani okul idaresinden mühürlü alabiliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla artık E-Devlet'ten de alınabilecekmiş görev yeri belgesi. Dolayısıyla bu şekillerde alabilirsiniz. İsteyebiliyorlar arkadaşlar dediğim gibi. Niye? Çünkü öğretmen olduğunuzun anlaşılmasını istiyorlar. Bu yüzden. Evet İknir hocam. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok demeyin yeterli. Bu arada tabii ki devletimizin verdiği kitaplar da çok güzel arkadaşlar şu anda. Hani ben en başta onları zaten her zaman onları kullanıyoruz. EBA'nın testleri çok güzel mesela. Zaten şunu fark edeceksiniz. Yani artık bu testler, devletin kitabındaki örnek sorular, devletin kitabındaki sorular, sıra sizdeler, bölüm sonu soruları çok güzel. Yani ben bunları her zaman çocuklara yaptırtıyorum. Evde yapmalarını da ek olarak söylüyorum. Tekrar bakmalarını söylüyorum. Mutlaka sınavlarda benzer sorularını soruyoruz vesaire vesaire. Bunlar önemli. Zaten hani yani sınavlara da hazırlayıcı oluyor. O yüzden mutlaka tabii ki devletin verdiği ücretsiz kitaplar bir de zaten. Hani bu kitaplar herkesin mutlaka... Herkesin ulaşımı da kolay. Evet. Herkesin elinin altında var bir kere. Aynen her şeyden öyle. Önce. Türkiye'nin her yerindeki evet. Çocukta var bu. Dolayısıyla ben hani her zaman çocuklara araştırmalarını istediğim bir şeyler olduğu zaman veya sorular çözmelerini istediğim şeyler olduğu zaman mutlaka devletin kitabını hani yani oradaki ana nokta olarak koyuyorum. Hani diyorum ki işte şu sayfalar arasındaki sorular, şu sayfalar arasındaki işte konu vesaire vesaire veya araştırma ödevi verirsem kitapta olan bir şeyden verebiliyorum mesela bazen. Dolayısıyla en baş nokta her zaman devletin verdiği kitap ve EBA testleri. EBA testleri de çok güzel arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ben mesela EBA üzerinden ödev falan da yolluyorum. Nasıl yapılabileceğine dair daha önce videolar yapmıştık. Belki incelemişsinizdir veya bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, mesela bir de şöyle bir şey de var ya hani yayın evleri tamam kitap gönderiyorlar. Genel olarak hep ders kitabını baz alıyorlar ama bazen soru dağılımı açısından mesela bizde oluyor. Hani bir sonraki senenin de soru çeşidinden bir tane iki tane soru koyuyor araya. Hani o ayrımı yapabilmek için de ders kitaplarının çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet yani ders kitapları her zaman bizim ana kaynağımız olacak. Yani onlardan devam edeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.